Sen kızarsın sanmıştım. Kurabiyeyi sen mi yaptın? Çok yağlı olmuş. Sen de yeme. Zararlı. Kalsın. Çok güzel olmuş dedi. Kızmadı. Senin gibi elleri kanlı bir katilin yaptığı yemekleri aileme yedirecek değilim. Sen hiç sevmezdin böyle şeyleri. Yani çok acıktın herhalde bu kadar iştahlı yediğine göre. Küçükken hatırlar mısın? Afife teyze yiyeceklerini hep kontrol ederdi. Her şeyi yedirmezdi sana. Sen de ne yapar ne eder? Muhakkak bir yolunu bulur, istediğini yerdin. Neyse. Ben... İşin bitmiştir diye geldim ama bitmemiş anlaşılan. Yol olsun, bölmeyeyim seni. Tamam abicim. Nefes al. Çok korktum Kenan abi. Hiç çıkamayacağız sandım. Çok korktum. Kıyamam sana. Bak abicim, bak bana. Geçti artık, tamam mı? Bak dışarıdasın. Korkulacak hiçbir şey yok. Kenan abin yanında. Şimdi nefes al. Aferin, rahatlamaya çalış. Anneciğim, sen iyi misin? Nasıl böyle bir şey yapar bu adam? Salona geçin. Annem iyi değil. Tansiyonunu ölçeyim bir. Gel anne. Bak bana abicim. Nefes al. Niye eskisi gibi davranmıyor bana? Ne değişti? Sana iyi davranıyor ve sen de yavaş yavaş unutuyor sanıyorsun, değil mi? Ama yanılıyorsun. Orhun yapılan hiçbir şeyi unutmaz. Hele hele söz konusu sevdiklerine verilen zararsa asla. Sakinliği fırtınanın habercisi. Emin ol. Senin canını okumaya and içmiş çünkü. Biliyorum.
Farkında olman güzel. Ama ben yine de hatırlatmış olayım dedim. Başka biri. Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar. Araştırmaya devam edin. En ufak bir gelişmede haberdar olmak istiyorum. Hemen düşse bari. Düşer anneciğim. İlacımı aldım. Daha iyiyim zaten. Anlıyorum kendimi. Cimcime çek havayı içine. İyice derindirin. Bak bana. Bak abine. Bak Kenan abine. Aferin küçük hanım. Dışarı çıkarsak iyi olur. Çıkartalım çıkartmasına da annemi yalnız bırakmak istemiyorum. İlk ölçtüğünden düşük çıktı ya kızım. Siz çıkın. Hem uzanırım, daha çabuk toparlarım. Merak etmeyin beni. Çıkın siz. Hem yavrucak çok korktu. Ona da iyi gelir. Biraz hava alır, kafası dağılır. Hadi o zaman çıkalım. Cimcime, dışarı çıkıp biraz hava alalım. Anlaştık mı? Tut bakalım abinin elini. Gel. Gel anneciğim. Ve Raşit. Şuncacık çocuğa yazık değil mi? Bir gün yüzü göstermedi. Bir gün huzur vermedi. Kaldır onu yerden. Bundan böyle orada yatacaksın. Düzgün yat. Bunlar fırtına habercisi mi gerçekten? Yoksa başka ne? Neden? Orhun Bey'e kahve yapmanı istedi senden. Hira. Ben geçen gün kurabiye mevzusu için özür dilerim senden. İnan isteyerek olmadı. Ama ben böyleyim işte. Ne zaman biri bana bir şey söyleme diye tembih etse aksi gibi ağzından kaçırıveriyorum hemen. Önemli değil, üzülme. Sağ ol Hira. Senin yerinde başkası olsa fena azarlardı beni. Sen çok iyisin. Neyse, ben Afife Hanım'ın yanına bir uğrayayım. Bakayım bir şey istiyor mu?
Yavaş yavaş, dikkat et. Kahve istemişsin. Nereye getireyim? Verandaya. Ama iki tane istedim. Senin yerinde olsam ben de bakmaya doyamazdım. Gerçekten hayran olun nasıl bir güzelliği var. Siz böyle olunca içim ısınıyor biliyor musun abi? Siz iyi olunca ben de iyi oluyorum. Geçen gün sen yokken Yira çok kötüydü. Tartışmışsınız belli. Sordum ama bir şey anlatmadı. Acısını öyle derinden, öyle sessizce yaşıyor ki insanın içi acıyor. Üzme yengemi abi, yazık. Niye öyle baktın? Yengem değil mi? Annem duymasın. Doğru vallahi, aman duymasın. Sonra yenge de neymiş diye söylenir durur. Ama ben yine de söyleyeceğim. Dünyanın en güzel kalpli, en iyi yengesini üzme, tamam mı? Bundan sonra üzmeyeceğim. Salıncağa binmek ister misin anneciğim? İster tabii, istemez olur mu? Hadi gel Kenan abin sallasın seni. Alır. Tut bakayım elimi. Otur bakalım. Tutundun mu? Hadi bakalım. Hop. Küçük hanım, sen sallanmaya devam et. Biz hemen arkandayız. Anlaştık mı? Aferin. Hadi geçtim kendi evladını, torununu da. İnsan tanımadığı birine bile böyle bir şey yapamaz ya. El kadar kız. Nasıl olur da ona bu korkuyu yaşatır? Hiç mi vicdan yok bu adamda? Olan oldu artık, boş ver. Babam hep böyleydi. Ne demek boş ver Meryem? Bak böyle olmaz. Birinin bu adama dur demesi lazım. Ben gideceğim, konuşacağım. Sakın. Sen bu mevzuya karışmayacaksın. Babamla muhatap olmanı istemiyorum. Ben bir şekilde halledeceğim. Çözeceğim. Esti sanki biraz. Anneciğim üşüdün mü? Gel bir önünü ilikleyelim. Üşüyüp hasta olma. Ay, saatte daha çok erkenmiş ya. Ben niye acıktım ki böyle ya? Ay yok, yemeyeceğim. Eğer şimdi yersem akşama kadar bütün kalori hedefimi aşmış olurum.
kırmızı elbiseyi düşün Şebnem. Böyle kırmızı, bele oturan. Ay hiçbir şey için şu gırtlağını tutamıyorsan bari bunun için tut. Kalk böyle su falan bir şeyler iç yani, değil mi? Bir şey yap bunun için. Banlı halkalarım var. Daha soğumadı abla. Çıtır çıtır abi. Gevrek gevrek gel. Banlı halkaya gel. Ya. Sanki bütün bir evren bana karşı işbirliği halinde sanki ya. Ben şu kadarcık bisküvi yemeyeyim diye uğraşıyorum. Adam bağırıyor. Diyor ki ballı halka taklalarım var diyor ya. Bir tane ya. Bir tane. Bir tane ne olacak canım? Akşam eve giderken azıcık yolu uzatıveririm. Ne olacak yani? Hüsat abla. Kenan nerede? Bilmiyorum. Çıktı şimdi. Sen çok telaşlı görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Kenan'ın yüzü gözü yara bere içindeymiş. Mahalleli söylemesi haberimiz olmayacak. Kiminle kavga etti yine bu çocuk? Vallahi ben de bilmiyorum. Yani sordum ama cevap vermedi. Sır gibi sakladığına göre kesin bunun altından da Meryem çıkacak. Bana bak Şebnem. Sakın Meryem işe başladı deme bana. Başlamış. Vallahi de başlamış, billahi de başlamış. Yok kardeşimi öldürmeden rahat edemeyecek bu kadın. Karşıma aldım, insan gibi konuştum olmadı. Bağırdım, çağırdım, tehdit ettim. Yine olmadı. Resmen ateş hattındayım ya. Allah Allah. Başıma bir şey geliverecek. Hayır yani. Gel de yeme şimdi. Sana. O kahve senin için. Paşa torunu olmak, asil kandan olmak senin için her şeyden önemli, öyle mi? Al sana asil kan. Düğün hazırlıklarına başla Afife Demirhanlı. Onunla evleniyorum.
yapıyorsun Orhun? Pisliği karşına alıp nasıl kahve içersin, nasıl? Yine ne işler peşindesin? Niye bakıyorsun öyle dikkatli dikkatli? Oh, bunlar da iyice çifte kumru oldular. Ben o kumrulardan birinin kanadını koparacağım az kaldı. Nasıl fütursuz laflar bunlar Eda? Salonda olduğumuzu unutuyorsun. Abinin yerini doldurmaya niyetlendiysen sakın. Kontrolsüz gidiyorsun. Yeri geldiğinde frene basmayı bileceksin. Aklını başına topla lütfen. Senin silahın sivri dilin değil, işven, cilven, anlayışın olacak. Öyle böyle Orhun'u etkin altına alacaksın. Suyuna gideceksin herkesin. Lüzum ederse o çöl faresinin bile. Öfkene yenilirsen sen zararlı çıkarsın. Gir. Yeni mecmualar geldi. Okumak istersiniz diye düşündüm. Halilzadelerin bu akşamki nişanı ile ilgili röportajları var. Sonra okurum. Evet Şevket, seni dinliyorum. Orhun Bey ile Hira baş başa bahçede kahve içiyorlar. Malumatınız olsun istedim. Gözün üzerlerinde olsun. Tabii efendim. Başka bir emriniz var mı? İçsene. Ailem. Sadece gezgin bir ailen olduğunu biliyorum. Biraz onlardan bahsetsin. Merak ettim. Eğer bahsedersen dinlerim. Ailem. Ben nereden başlasam bilemedim. Tam olarak ne öğrenmek istiyorsun? Senin bildiğin her şeyi. Sana bir sürprizim var cimcime. Bak. Elma şekeri. Al bakalım. Teşekkür ederim Kenan abi. Rica ederim. Aynı masaldaki gibi oldu.
Hani kulede kapatılmış prenses var ya. Evet. Çok güzel bir prenses. Sen o masalı biliyor musun? Sonra da prens gelip onu kurtarıyor. Senin yaptığın gibi. Gelip bizi kurtardın. Masaldaki prenses annem oluyor şimdi, değil mi? Bence sen de çok güzel bir prensessin. Hatta cimcime, en güzel prenses sensin. Hadi elma şekerinden de. Raşit Efendi. Ne oluyor Üstad? Hayırdır? Yetti artık. Kızın sakız gibi yapıştı kardeşimin yakasına. Düşmek bilmiyor. Şşş. Ayıp oluyor ama. Ayıbı ben değil, seninkiler yapıyorlar. Meryem'i ayrı, Asiye'yi ayrı uyardım. Bana mısın demediler. Gene bildiklerini okuyorlar. Tam oh gitti rahatladık derken yine dönmüş dolaşmış gelmiş kardeşimin yanına. E tabi bulmuş Kenan gibi altın kalpli adamı. Neden bıraksın değil mi? Asıl senin kardeşin Kenan kedi gibi Meryem'in eteğinden ayrılmıyor. Üstelik kısmetlerine mani oluyor. Al işte. Adamlar yüzünü gözünü dağıttı. Yine Kenan Efendi bildiğini okuyor. Sen şimdi böyle yol ortasında bana ayar vereceğine git de o yetersiz bakiye kardeşini hizaya sok da ayak altında dolaşmasın. Ben de kızımı evlendirip yuvasını koruyayım. Tabii ya. Biliyordum Meryem yüzünden olduğunu. Seninki mahalleye döndü döneli başına gelmedik kalmadı Kenan'ımın. Bana bak Raşit Efendi. Kızını evlendiriyor musun? Başka yere mi gönderiyorsun bilmem. Kızını kardeşimden uzak tut. Ulan Meryem, ulan Meryem, sonunda bana infazımı yaktırıp beni katil edeceksin lan. Hadi dönelim artık. Seni de yeterince işinden gücünden ettik. Ben nefesi eve bırakıp gelirim ofise. Bugün gelmene gerek yok. Nefesin yanında kal. Anne kızı vakit geçirin. Prenses. Görüşmek üzere. Görüşürüz Kenan abi. Öp bakayım Kenan abine. İşte annem ve babamla ilgili hatırladıklarımın hepsi bu. Bu kadar az. Peki ya kaza günü? Ne zaman olduğunu hatırlıyor musun? Dağ çiliği. Babam kaza günü de bana dağ çiliği almıştı. Demek ki bahar aylarından beriydi. Nisan ya da Mayıs, belki de Haziran tam olarak hatırlamıyorum. Tek hatırladığım, o gün ailecek, o arabada çok mutlu olduğumuz. Annem hep yaptığı gibi sevdiği şarkıyı mırıldanırken, babam bir sonraki rotamız için plan yapıyordu. Her şey o kadar güzeldi ki.
ki kaza olana kadar. Büyük bir çarpışma sesi hatırlıyorum. Her şeyi paramparça eden bir ses. Annem ve babam orada ölmüş. Beni de yerli bir çocuk bulmuş. Onun sayesinde hastaneye götürmüşler. Sonrasını biliyorsun zaten, anlatmıştım. Bildiğin bir yakının ya da akraban yok mu peki? Belki biliyorsundur da ulaşamamışsındır. Çok küçüktüm. Hatırlamıyorum. Tüm anılarım bir toz bulutun ardında sanki. Geçmişime ait tek sahip olduğum şey bu. Bir fotoğrafın olduğunu bilmiyordum. İnsanın çocukluğuna ait tek anısı olunca her şeyden, herkesten saklıyor. Çok özür dilerim, hemen toparlıyorum. Bırak. Uğraşma. Elini keseceksin. Kızım yeter. Çekil artık şu camın önünden. Bir gören olacak. Geç otur şöyle. Hiç bakma bana öyle. Ben sana ne anlatıyorum, sen ne yapıyorsun? Ha yok, ben bildiğimi okuyacağım diyorsan sen bilirsin. Sonuçlarına katlanırsın. Hayırdır Perihan? Ne oluyor? Neyin sonuçlarına katlanacakmış Eda? Ne olacak Afife'cim? Şimdiki gençler her şeyi kendileri biliyor. Neymiş efendim, Halilzadelerin nişanında giyeceği elbise içine sinmemiş, birkaç tane denemek istiyor. Son dakika olacak şey mi? Şimdi kadından işittiğim laflara bak lan. Ulan Meryem, ulan Meryem, ulan Meryem. Sonra ben kötü oluyorum. Ulan benim yerimde başka baba olsa senin gırtlağını sıkıp atardı lan bir yere. Ama bitti. Buraya kadar. Raşit'in de bir dayanma gücü var. Yok bundan sonra burnun dikine gitme lan. Görürsün sen. Lan. 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 Lan neredesiniz? Nereye tüydünüz lan? Nereye tüydünüz? Asiye!
Nefes kötüleşti. Kapıyı kırmak zorunda kaldık. Demek kapıyı kırmak zorunda kaldınız ha? Bu yarım halinde mümkün değil. Meryem desen o da beceremez. Kim kırdı lan kapıyı? Çıkartmasaydık hastanelik olacaktı yavrucak. Çok fena oldu. Lan lafı dolandırıp durma. Kim kırdı lan bu kapıyı? Raşit, ben sana nefes fenalaştı diyorum. Sen kim kırdı da kim kırdı diyorsun. Kenan kırdı, oldu mu? Çıkartmasaydık da nefessiz kalıp ölse miydi içeride yavrucağım? Lan bırak tatava yapmayı. Nerede lan şimdi? Onu söyle. Lan? Lan yoksa Kenan'la mı gittiler? Lan delireceğim, lan delireceğim. O adam bu eve nasıl gelir? Gel anneciğim. O kapıyı nasıl açarsın lan ona? Ha? Sen burada beni bekle, ben hemen geleceğim, tamam mı Nitan? Sakın bir yere ayrılma. Dedim ya Raşit, nefes kötüleşti. Lan sus, lan sus! Lafa gelince susmak bilmezsiniz. Ama ben size ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yeter baba, anneme bağırma. Ha, şırıcı da geldi. Ne o? Sözde sen şimdi ananı mı koruyacaksın? Peki seni kim koruyacak? Nişan için röportaj da vermişler. Sen okudun mu Afife'cim? Evet, okudum. Neyi okudun anneciğim? Halilzadelerin nişan töreninden bahsediyoruz Nurşat'cığım. Dergiye röportaj vermişler de bu gece herkes orada olacak. Hira'nın da bir Demirhanlı olarak ilk daveti. Heyecanlıdır herhalde. Nereden nereye, değil mi? İnşallah soyadının hakkını verir. Benim hiç şüphem yok. Hira'yı tanıyan herkesin çok seveceğine eminim. Hira o kadar zarif, o kadar güzel ki... aksi mümkün bile olamaz. Gel oğlum. Biz de akşamki nişanla ilgili konuşuyorduk. İzninle ben odaya çıkayım. Sen de kal. Akşamki nişandan konuşuluyormuş. Seni de ilgilendiriyor sonuçta. Hemen size de getiriyorum Hira Hanım. Yarın sabah saat 11 için Ercan Bey'le randevu ayarladım. Evrakları da masaya koydum. İyi misin Şebnem? Bak aklım Meryem'de kaldıysa sıkıntı yok. Yani bugün nefes olması gerekti sadece. Sonunda gelebildin. Abla? Senin ne işin var burada? Şu yüzünün haline bak.
Elleri kırılsın inşallah. Ablacığım, büyütülecek bir şey yok. Önemli değil. Kör müyüm ben Kenan? Görmüyor muyum yüzün halini? Yine Meryem, yine Meryem. Bu kadın yüzünden başına gelmeyen kalmayacak mı senin? Sen nereden öğrendin abla? Nereden öğrendimse öğrendim. Konumuz bu değil. Hem öğrenmeseydim de tahmin etmek zor olmazdı zaten. Bu zamana kadar başına ne geldiyse Meryem yüzünden gelmedi mi? Yüzüne aldığın darbelerin yarası geçiyor belki ama ya burası? Kalbine açılan yaralar ne olacak? Yıllar önce giderken kalbine hançer sapladığı yetmedi mi? Daha ne kadar yaralanacaksın? Hadi kendini düşünmüyorsun. Bari beni düşün. Meryem için ölümü göze alacaksan önce benim ablanın canını al. Al ki senden sonra sersefil olmayayım. Eski kadının peşinde dolanması yetmiyormuş gibi bir de eve geliyor öyle mi? He? Ulan utanman gereken yerde karşıma geçmiş bana atar yapıyor be! Kenan iyi ki geldi. Gelmeseydi ne olacaktı? Nefes içeride havasızlıktan kendini kaybetmek üzereydi. Biraz daha kalmış olsaydı ne olacaktı benim yavrum Lale? Ama senin için önemli olan Kenan'ın bu eve gelmesi değil mi? Tek derdimiz bu. Çünkü el kadar çocuğu depoya nasıl kapattığını konuşamıyoruz. Senin yüzünden lan! Lan senin yüzünden! Hep burnunun dikine gittiğin için beni mecbur bıraktın sen. O çocuk her ne yaşıyorsa senin bu dik başlığın yüzünden yaşıyor. Raşit, Raşit yeter. Bak senin sinirlerin bozulmuş bak. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Dışarı çık, biraz hava al, sakinleş. Ondan sonra konuşursunuz ne konuşacaksınız. Lan kes! Bana bak, sen iyice şımardın. Sana yüz verdik, tepemize çıktın. Ama bitti, anladın mı? Ben sana Korkut'la görüş diyorsam görüşeceksin. O adama bir daha ters davranmayacaksın. Asla. Ölsem de görüşmem o adamla. Bunu bir kere yaptım, bir daha yapmayacağım. Bir daha senin için kendimi cehenneme atmayacağım. Demek öyle. Görüşmeyeceksin yani, öyle mi? Peki, son sözün bu mu? İyice düşündün mü? Bana bak, sonra çok pişman olacaksın ona göre. Evet baba, son sözüm bu. Meryem'in yaralarını saracağım diye kendini hem beni üzüyorsun. Ablam. Ben bu zamana kadar benim kardeşim herkese yardım eder. Kimseden karşılık beklemez diye övündüm. Ama Meryem'le ilgili verdiğin her karar hem kendine hem bana zarar veriyor. Çünkü sen acı çekerken benim mutlu olma ihtimalim yok. Sen bunu görmüyor musun? Bundan sonra bir karar verirken bunu da hesap et. Ablanı da düşün, tamam mı? Thank you.
çay koyayım o zaman. Madem benim lafımı dinlemiyorsun, o zaman defol git lan evimden. Şimdi git bildiğini oku. Ha dur, bir dakika, bir dakika. Bana da unutma. Ne zaman ki aklını başına toplarsın, korkuta he dersin, anca o zaman bu kapıdan içeri girebilirsin. Yoksa gözüme görünme lan. Yap Raşit. İnsan evladıyla torununu sokağa atar mı hiç? Olmaz, izin vermem. Benim ölümü çiğnemeden gönderemezsin onları bu evden. İzin vermem. Boş boş konuşma lan. Sana soran oldu mu? Kızın aklını başına toplarsan ne ala. Kulun olayım. Hiç vicdanın yok mu senin? Amma tatava yaptın lan. Hadi gir içeri. Gir, gir bak. Kızım da torunumu almadan girmem ben bu eve. Girersin, girersin. Bak nasıl giriyorsun. Bak, girmem. Gir, gir. Girmem. Gir, gir. Gir. Sokakta mı kalacağız anne? Sokakta kalmayacağız anneciğim. Olur mu hiç öyle şey? Sakın korkma. Sen yanımdayken korkmam zaten. Hediyeleri ben hallettim. İnşallah siz de ne giyineceğinize karar vermişsinizdir. İstirham ediyorum. Kimse son ana bir şey bırakmasın. Haz etmiyorum. Ne yaptım ben ya? En sevdiğim gömleğimdi. Çıkmaz da bunun lekesi şimdi. Üzülme Nurşahit'im. Aramızda bir uzman var. Kiri halleder herhalde. Hani bu zamana kadar kim bilir ne lekeler çıkarmıştır. Bunu mu çıkaramayacak? Ay kimse yanlış anlamasın lütfen. Eskiden hizmetçi olduğu için bilir manasında söyledim ben. Eskiden öyleydi. Artık benim karım. Demirhanlıların gelini. Onun hakkında konuşurken herkes ağzından çıkanı iki kere düşünsün bundan sonra.